Evet, kangallarımın akşam yiyeceği yoğurt ve yumurta. Allah size canınızı sağ ederse. Allah'ım ya Rabbim 20 sene köpek sıkıntısı çekmem inşallah. karnınız patlayacak hala maşallah maşallah arkadaşlar yoğurt yoğurdu yani normalde şey vereceğim sade vereceğim de yani su katmadan ama ee, o öyle yiyemiyorlar çok fazla. O yüzden sıcak suyla hem hava biraz soğuk ki içleri ısınsın diye sıcak suyla karıştırıyorum. İçlerine de bir yumurta görüyorum. Çiğ yumurta. Şu anlık o şekilde bakıyoruz. Mamaya geçeceğim yakında. Bakalım. Lan komikler. <laughs> ne haber? Ya maşallah birkaç tane siz yani hepsi simit kuyruk da arkadaşlar. Şu Börünün erkeği olacak arkadaşlar. Şu. Börünün erkeği. Kuyruk tutuşu falan aynısı. Diğerleri simit kuyruk yapacak belli. Yani onların kuyruk tutması. Ee... Kızım. Seni salayım. Bence bürüyle ikinizi salayım. Diğerleriyle sıkıntı oluyor. Diğerlerini salarsam Yine uyutmuyorlar. Kızım, gel. Böyle. böyle. Kızım benim, kızım. Sürekli haral gururlara bunu. neyse paşayı da salayım da. Şuna da bak. Eliriyor şimdi beni sardığı. Neyse hadi seni de salayım ya. Saat on iki geçti. Hemen direkt. <laughs> Şimdi nereye? <laughs> ne kadar tozuyor burası ya. Arkadaşlar toprak iyi aslında. Yani bötene göre ama. Çok tozuyor. Çok tozduğu zaman da. Bak gördün mü? Hırlamaya başladı. Çok tozduğu zaman. Köpeklerin gözüne gidiyor muhtemelen Büsüyor köpeklerin gözleri çapaklanıyor O yüzden En azından tabii şimdi aslında şöyle yıkasak yani Betonlaştı köpekler artık basa basa buraya Burayı betonlaştı da hani Yine de ishaliyle ile toprak olduğu için Toz oluyor En azından ön tarafa bir hasar atmam lazım yani beton Arkalar yine toprak olursa olsun. Hani sıcak olur en azından da. Ön tarafa beton at atmam lazım gibi arkadaşlar. Ne oluyor lan? Oğlum seni bir zayıf gördüm ben sanki diğerlerine göre. Niye sen öylesin? Sen biraz daha cıbur olacaksın gibi sanki. Şuna şuna. Erkek ya. Boğuşacaklar ha. Simit kuyruk olacaklar belli. Kuyruklardan zaten. Kuyruk sarmalarından böyle oluyor arkadaşlar. pusat gilden bile sanki daha simit kuyruk olacak. Hani onların simidi yok da yani. Hani böyle yana atıyor bakın. Muhtemelen zaten dayı soyu. Hani böyle sırtına doğru değil de yana doğru sarıyor gibi arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz mu? Zaten şu dişiyle dişilerin ikisi de bakın şu dişi özellikle bu dişi dayının kopyası. O da birbirine çok benziyor da bu bence börü olacak arkadaşlar. Börünün aynısı bu. Uyruk tutuşları, yavruluyken falan. Yani annesi bunu kendi annesinin kopyası olacak bence bu. O yüzden hani börüyle bun, bunları Allah nazip ederse eşleyebiliriz. Yani eşleyebiliriz derken hani eş olarak büyütebiliriz. Çiftleştirmek babında değil. Allah nazip ederse. İkisi de çok can yakar. Sadece arkadaşlar yani Allah nasip ederse börünün ne kadar kaliteli olduğunu biliyorsunuz zaten. Bunun da boş çıkma ihtimali yok. Hani bu, bu erken. Hepsinin öyle de. Hani börüye nazaran diyorum. Şimdi bunları görmedik arkadaşlar. Nasıl olacaklarını. Bunlarda da yanılma ihtimalimiz yok ama eğer börünün erkeğinin erkeği olursa börü gibi cesaretli bir şekilde gerçekten mükemmel olur. Yani 100 tane keçiye ile ikisi bakar diye düşünüyorum. Bir dişi bir erkek. Çünkü börü gerçekten çok kaliteli bence. Tabi bunlar da tartışmasız. Tabi şu anda yavruyken yorum yapmak çok doğru olmaz yani. Bence yavruların hiçbirinin karakter olarak arkadaşlar. Yani cesaret karakter olarak birbirinden ayıramayacağız. Öyle gözüküyor. Hiçbirinin bakın yani kulaklarında en ufak bir şekilde böyle hani koca kulak maca kulak diye. Hepsinin kulakları eşit. Kulaklarının biri uzun biri kısa da değil. Kulakları falan duruş falan maşallah çok hoşuma gidiyor şimdilik. Zaten kuyruk saracak olacakları böyle simit kuyruk. istediğim zaten bir köpekte en çok aradığım özelliklerden bir tanesi de simit kuyruk olması. Yani kuyruğu sarması. <laughs> Şu an saran golbez ileride de daha çok sarar arkadaşlar. Bazısı mesela bu sonradan sarmaya başlayacak. Hani börü gibi bir tur atar arkadaşlar. Bu fazla hani tam simit olmayabilir. Yani, Olabilir. Onu zamanla olacak da bazısı mesela 5-6'ya geçtikten sonra sarıyor da. Şuna bak. Şimdiden sarmaları demek. ilerleyen zamanlarda daha çok saracak. Yani mesela pusat bu kadar sarmıyordu. Belli bir 3-4 ayına gelene kadar sarmadı. Sadece ucu kıvrıktı. Sonradan sarmaya başladı. Ama paşa yavru, yavruyken bile sarıyordu. Yani bunlar gibi sarıyordu. Hatta şuna kadar saramıyordu. Bak mesela bu alayla şu dişi, oradaki dişi tam sarıyor arkadaşlar. Yalnız Bakacağız ya. Allah nasip ederse şu an bir yorum yapma arkadaşlar. 5-6 aylıkken belli ederler diye düşünüyorum ne olacaklarını. Börü gibi. Yani bunlar da ben yanılabileceğimizi çok fazla düşünmüyorum. Bakalım. Tabi bunlar büyüdü artık bunlarla vakit geçirmesi gerçekten çiftlikte çok güzel oluyor. Çok eğleniyorum. Bir de beni çok seviyorlar. Hani bir de sürekli yanlarında olduğum için artık alıştılar da. Allah inşallah sağ salim büyütmeyi nasip eder. Yani arkadaşlar tabii ki de ölüm hepimiz için. Her canlı ölüm edecek de Allah korusun bunların başına bir şey gelir de eğer bunları kaybedersek gerçekten çok üzülürüm. Mükemmel yıkılırım yani. Öyle böyle yıkılmam. Bayağı bir yıkılırım. O yüzden Rabbim inşallah bunları Hani bir mucizevi bir eşleşme oldu arkadaşlar. Mucizevi bir şekilde köpek hamile kaldı. Mucizevi bir şekilde doğurdu. Allah'a şükür. Ve şu an 35-36 günlük oldular. Hani yanılmıyorsam. Bir tık fazla da olmuş olabilir. Tam hesaplamadım yani saymıyorum. Şu anda bakıyoruz arkadaşlar enteresan bir şekilde. Börünün kalitesi. Dayının. Eee. Mükemmel kan attı Yani beni aşırı heyecanlandırıyor Bu yavrularda özellikle Bir de böyle günden güne üstüne koydukça Bu yavrulara olan Heyecanım daha çok artıyor arkadaşlar Eğer böyle fos çıksaydı Hani bu kadar çok fazla he Yani heyecanlı olmayabilirdim Ama tabi şimdi şöyle bir şey Dayı kanı olduğu sürece Ne olursa olsun çok fazla yanıltmaz Dişi ne kadar kötü olursa olsun diye düşünüyorum arkadaşlar İlla Dayının kanından alacağı için kendilerini belli ederler diye düşünüyorum. Tabii ki de dişi çok önemli. Yani maalesef ki bakın Zeyna'nın şu an bence Zeyna'nın Paşa ile Pusat'ın Paşa Pusat yine bir tık iyi ama Paşa'nın bir tık geride durması hatta bence iki 3 tık geride duruyor. Tamamen Zeyna'dan kaynaklı bir durum diye düşünüyorum arkadaşlar. Zeynalık bir durum. Eğer Zeyna gerçekten iyi bir köpek olsaydı yani kurt kız gibi bir... Allah. Oğlum ayağına ne battı lan? Bak buradan geçemiyor arkadaşlar. Orada ekmek var. Yani ekmek yemez de geçemedim diye hırs yapıyor mesela. Ayağın Çıkadım oğlum lan ben. Hem buraya bir şey batmış gibiydi de çıkardım oğlum. Bir şey yok. Basabilirsin. Eğer ki Zeyna, e, Zeyna değil de kurt olsaydı arkadaşlar. Paşa ile Pusat'ın annesi. Şu an bence terör östürüyorlardı. Çok ciddi bir şekilde söylüyorum bunu. Paşa ile Pusat çok ciddi bir şekilde terör östürüyordu. Şu güzellik var. Evet. Belki cesaret olarak özellikle Paşa beklentilerin altında kalmış olabilir. Ha yine iş başa düştüğünde kesinlikle mahcup edeceğini düşünmüyorum. Bu arada Paşa'nın da yani iş başa düştükten sonra hani böyle su koy vereceğini düşünmüyorum. Ve Pusat zaten işin gerçeği şu an buradaki lider Pusat çiftliğin lideri. Yani herkese posta koyuyor. Bir de köpek de şu var arkadaşlar. Hani mesela köpeğe bağlarsınız. Bazı köpeğe koy verdiğiniz zaman zincirde böyle delirir, melirir falan. Saldığınız zaman bir şey yapmaz ya. Pusat da öyle bir şey arkadaşlar. Pusat özellikle yemeğini aşırı ıskanıyor. Yani direkt burada mesela birisi ekmek yiyor ya. Gelir direkt dalar. Hiç çekinmez yani. Öyle bir manyak. Pusat'ın cesareti var bak Pusat. Yani babasına çok fazla benziyor o konuda. Ha, mükemmel mi? Bir paşa mı? Şu anda bir paşa değil. Yani bir babası değil. Onu size söyleyeyim ama babasının kanını fazlasıyla taşırdığı belli. Paşa'yı diyorum ya arkadaşlar. Eğer o zaman kurt kız bizde olsaydı, kurt kızla eşleseydik gerçekten şu anda mükemmel. Ha. Tip olarak benim çok hoşuma yani istediğim tarzda köpekler. Onu da size söyleyeyim yani. Paşa ile pusat. Hani böyle simit kuyruk, işte boz renkli. Böyle, belki istediğim boy oranda değiller şu anda ama bu arazide iş yapacak köpekler onlar. Neyse arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Bugünlük böyle olsun. İdare edin. Aslanların geldim işte. ilçe dedim Geldim. Kanlarına doyurdum. Ya sabaha karşı falan çok sıkıntı yapıyor arkadaşlar. Yemin ediyorum uyutmuyorlar beni. Mecbur bir de onlara uyanıyorum hani. Zaten bir uyandıktan sonra uykuda yalan oluyor gidiyor yani. Birbirleriyle hır gurur yapıyor. Özellikle pusat çok affedersin ipnelik yapıyor arkadaşlar. Onun sebebi de işte kızınıyor sağdaki soldaki ekmekleri falan. Kurt falan dalıyor da arkadaşlar. Allah'tan yavrulara çok fazla bir şey yapmıyorlar yani bunlara. Hani Böyle boğalım falan, öldürelim falan girişiminde değiller. Sadece bir hır yapıyorlar şöyle. Onları uyarıyorlar. Zaten bunlar da zaten kaçıyor. Tabii bunları güvene almamız lazım arkadaşlar. Artık yavaş yavaş böyle yürümeye falan başladılar. Sağa sola gidiyorlar çok rahat. Annelerinin peşine dağılıp. Biliyorsunuz kurt da sever yavru peşine götürmeyi. Böyle ormana mormana giderseler. Tabii ki de annesi canlı verir. Yine yavrulara bir sıkıntı yaptırmaz ama. Olma ihtimali de yok değil yani. O yüzden bunları kapalı bir alana bir an önce alacağım. Buyur arkadaşlar. Sizler her zaman olduğu gibi ben Gönül'ü Allah'a emanet Kendinize iyi bakın.